Avrupa Birliği'ne girsek de kokoreçi yasaklansa da gene yeriz yani. Bir şekilde ondan sonra adını değiştirir gene yeriz. Ki şöyle bir şey var, bugün Avrupa Birliği'nde yasaklanmış olsa kokoreç, bizden Hollanda'dan, Avrupa'nın değişik şehirlerinden, ülkelerinden bizden franchise isteyenler var. Böyle bir yasak ürün olsa yurt dışından franchise istemezler yani. Demek ki bunu da dışarıda bir rağbet var ki isteniyor yani. Sonra sakatat ürünleri içerisinde kokoreç o kadar kötü, yenmeyecek bir ürün değil yani. Zaten kötü bir ürün olsa zaten kendimiz yemeyiz yani. Biz kendimizin yemediğimizi müşterimize vermiyoruz yani. Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı buyurdu. Tabii ki, illa ki yani. Zaten Sağlık Bakanlığı onay vermemiş olsa zaten Ankara'da değil, Türkiye'de bu kadar kokoreç yoğun satılmaz yani. Bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan kokoreçi satıyorsa Türkiye'de neden yasaklansın ki? Türkiye'de de yasaklanmaz yani. Avrupa Birliği'ne girsek bile gene de satacağız yani biz. Bunun stresini yaşamamızın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu şekilde ürün tüketilmeye devam edecektir. Çünkü hani bu ürünlerin müdavimi olan çok fazla insan var. Hani bir sokak lezzeti. Tabii ya, bir de kültür oluşur. İnsanların sokakta ya da dükkanlarda yerken kapı önlerinde birbiriyle iletişime geçmesini sağlıyor. Bir etkileşim yaratıyor. Hani bu vazgeçilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Atom kokoreç, normal bizim bu şişte sattığımız kokoreçler olsun. Bunların baharat oranlarıyla, pişirme yöntemleriyle farklı damak zevklerine uygun hale getirilebilir.